Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Rabia Yılmaz. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2018-2021 tarihleri arasında alan yeterlilik sınavında çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Bu dersimizde 2018 YDT yabancı dil testindeki İngilizce sorularını çözeceğiz. 38 ve 40. sorular arasındaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Paragrafımızı okuyorum. For centuries, the world's physicists, writers and philosophers have argued about whether time travel is possible, with most coming to the conclusion that it is never going to happen. But on a large plot of land, just outside the small town of Comfort, Texas, a group of architects, engineers and scientists are building a time ship that they say it could transport tens of thousands of individuals to a far distant future. Their approach does not involve the use of flux capacitors or zooming at light speed through black holes. Instead, the time ship aims to store people at such low temperatures that their bodies are preserved for a future civilization to reanimate them, a concept known as cryonics. Just as a spaceship allows people to move through space, our time ship will allow people to travel to another time in the future, explains Stefan Valentine, who is the director and principal architect of the time ship project. Paragrafımızda fizikçiler, yazarlar ve filozoflar tarafından yüzyıllardır tartışılan zamanda yolculuğun pek çoğu tarafından asla mümkün olmayacağı sonucuna varılmış. Fakat buna rağmen Texas'ta bir grup işte mimar, mühendis, bilim insanları Timeship adı verilen yani zaman gemisi adlı bir araç inşa ettiği bilgisi verilmiş. Sorumuz: According to the group of architects, engineers and scientists in Texas. Texas'taki bir grup mimar, mühendis ve bilim insanlarına göre. Evet, bu cümleyi hemen parçadan bulalım. Burada var, zaten altını çizmiştim. Bir grup mimar, mühendis ve bilim adamı ne yapmıştı? Bir zaman gemisi inşa ediyordu ve bu zaman gemisiyle on binlerce insanı zamanda yolculuk yaptıracaklarını, yani uzak geleceğe götüreceklerini söylemişlerdi. Bakalım seçeneklere. A. The sea is not really suitable for the time ship because it's such a small place. Şehir diyor, zaman gemisi için uygun değildir. Çünkü oldukça küçük bir yerdir. Bir kere Texas'ın küçük bir yerle ilgili olduğuyla ilgili hiçbir bilgi yok paragrafımızda. Eledim small'dan dolayı. B. It will soon be possible to transport more than 10,000 people to a far distant future. Evet, bu diyor mümkün olacak. 10 binden fazla insanı uzak geleceğe taşımak mümkün olacak. Evet, bu seçenek zaten şurada vardı. 10 binlerce insanın şurada. Tens of thousands of individuals to a far distant future cümlesinde B seçeneği var. C seçeneği: It's possible that the bodies of people are preserved with almost no changes. İnsan vücutlarının diyor hemen hemen hiçbir değişiklikle korunacağı mümkün. Almost no change'den dolayı seçeneği eliyorum. Çünkü tam tersi, insan vücutları low temperatures dediğimiz çok düşük sıcaklıklarda, yani dondurularak korunacak. D. Their time ship will have the capacity of at most 10,000 people. Zaman gemisinin kapasitesi en fazla 10.000 insan olacak demiş. Bir kere at most ifadesi paragrafta yok. Eledim. E. Time travel is not likely to take place until a far distant future. Zaman yolculuğu uzak geleceğe kadar oluşacağı büyük bir olasılıkla mümkün değil diyor. Tam tersi, mümkün. Zaten mümkün olacağını son paragrafımızın sonunda görüyoruz. Time ship will allow people to travel to another time in the future diye açıklamıştı Stephen Valentine. Dolayısıyla E seçeneğinde eledim. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. 39. soru. According to the passage, the time ship, yani
Zaman gemisi, parçamıza göre zaman gemisi. Seçeneklere bakalım. Is designed using the latest technology in order to reach light speed efficiently while traveling through time. Pasaja göre son teknoloji kullanılarak, ışık hızına ulaşmak için son teknoloji kullanılarak diyor tasarlanacak zaman gemisi. Böyle bir şey yok parçada. Eledim. They will be able to travel through space. Zaman gemisi uzayda seyahat edecek. Hayır, böyle bir bilgi yok. Paragrafta eledim. C is constructed it much in much the same way as a spaceship. Uzay gemisiyle aynı şekilde diyor dizayn edilecek, inşa edilecek. Hayır, böyle bir şey yok. Eledim. They will not really move, but rather will show passengers a simulation of what the far distant future might look like. Zaman gemisi hareket etmeyecek. Sadece diyor yolculara bir simülasyon gösterilecek. Simülasyonla ilgili bir bilgi yok paragrafta. Eledim. E. Will house people who have been frozen until some time in the future, thus having time traveled. Evet, zaman gemisi insanlara ev sahipliği yapacak. Nasıl? Dondurulmuş insanlar. Gelecekte bir zamandaki dondurulmuş insanlara ev sahipliği yapacak diyor. Bunu paragrafın sonundan bulabiliriz. Hemen bulalım. Hemen bulalım. The time ship aims. Evet. Zaman gemisi hedefler. To store people at such low temperatures dediği zaten çok düşük sıcaklıklarda insanları koruyacağı için that their bodies are preserved for a future civilization to reanimate them. A concept known as cryonics. Zaten cryonics canlı dondurma bilimi demektir. Burada zaman gemisinin insanları dondurarak diğer bir yani uzak geleceğe taşıyacağından bahsediyor. Bu durumda cevap ortaya çıkıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. 40. soru. Which of the following could be the best title for the passage? Paragraf için en uygun, en iyi başlığı soruyor. En iyi başlık için en genel ifadeyi bulmamız lazım. Paragrafımızın genelinde ne bahsediliyordu? Tekrar edelim. Paragrafın genelinde zamanda yolculuk için alternatif bir yöntemden ve bu yöntemin nasıl uygulanacağı bilgisinden bahsedilmektedir. Seçenekler A. Why is time travel essential? Zaman yolculuğu niçin gereklidir? Bu uygun değil. B. A different way to travel through time. Evet, zamanda yolculuk için farklı bir yol. Zamanda yolculuğun farklı bir yolu gayet uygun bir başlık. C. Faster than a spaceship. Uzay gemisinden daha hızlı. Böyle bir bilgi yok zaten. D. How to create a time ship. Bir zaman gemisi nasıl üretilir? Bu da değil. E. Traveling to space. Uzaya yolculuk. Bu zaten tamamen konu dışı. Bu durumda en uygun cevap B seçeneğidir. 41-43. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. It was a road that kicked off the pattern destruction in the Amazon forest. During the 1970s, Brazil began building the Trans-Amazonian Highway from near the country's eastern point to its western border, where the state of Amazonas meets Peru. The route opened up the herd of the Amazon to settlement, causing deforestation rates to increase. During 1990s and early 2000s, more than 25,000 square kilometers of rainforest per year were cleared out. Throughout these years, roads have provided the means to penetrate the forest and eliminate large chunks of it. In an unpublished study of the Brazilian Amazon, researcher Christopher Barber found that 95% of deforestation in the region occurs within 7 kilometers of a road. Once construction begins, road crews are quickly followed by land speculators, loggers, farmers, ranchers, and gold miners, and others who carve away the forest along the route. This creates great treeless expanses in the landscape, but research is now showing that the building of roads also triggers environmental changes in the remaining forest that can dry out trees,
set the stage for wildfires and weaken the ecosystem. Parçada Amazon ormanının yıkımını başlatan yoldan bahsedilmektedir. Brezilya'nın ülkenin en doğusundan batısına uzanan yolu inşa ederken bu rotanın Amazon'un yani Amazon ormanlarının kalbini yerleşime açılması sonrasında ormanların yok edilmesine ve sonucunda da ekosistemin bozulması anlatılmaktadır. Sorumuz 41. soru. Which of the following can be said about the Amazon forest? Amazon ormanları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenmektedir? A. The state of Brazil had to build roads through it for the people who were settled in the forest. Brezilya hükümeti evet yollar inşa etmek zorunda kaldı. Ne için? Ormanda yaşayan insanlar için. Böyle bir zorunda kaldı ifadesi paragrafta yok. Böyle bir bilgi yok. Eledim. B. Although it damaged the forest, the new highway enabled the people of Amazon to better travel to Peru. Ormana zarar vermesine rağmen yeni otoban Amazon'a insanlarını Peru'ya yolculuk için daha iyi bir yolculuk sağladı. Böyle bir bilgi yok. Yani ormanlara zarar vermesine rağmen diye ifade edemeyiz. C. From the 1990s onwards, 20,000 square kilometers were being cut down every year to make way for the new highway. Burada 25 bin metrekare kilometre, 25 bin metrekarelik bir kilometreden bahsediliyor. Ama parçada more than ifadesi var. More than ifadesi olduğu için eksik bilgi eledim. D. The rainforest has been suffering from a pattern of destruction in a scale it had not experienced before 1970s. Evet, bu yağmur ormanları diyor 1970 yılından önce böyle bu oranda yani bu oranda böyle bir destruction'la bir zararla karşılaşmamıştı. Böyle bir zarardan dolayı acı çekmemişti diyor. Gayet uygun. Çünkü 1970 yıllarında başladı bu yol çalışması Amazon ormanlarında ve ondan sonra da zaten ormanların ormansızlık başladı. Deforestation has not only affected Brazil's eastern and western borders, but it has also started to spread through other countries. Bir kere diğer ülkelerle yayılmasının başlamasıyla ilgili bir bilgi yok ormansızlıkla ilgili. Burada ekstra bir bilgi var. Paragrafta yok. Eledim. Bu durumda doğru cevap D seçeneğidir. 42. soru. Which of the following best describes the relationship between road construction and deforestation? Yani yol yapımı ile ormansızlaşma arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde tanımlayan seçenek soruluyor bize. A. Since the road crews work with a lot of parties to carve away the forest, deforestation along the route is not affected at all. Yol mürettebatı, tabii ormanı oymak, yok etmek işte ya da kesmek için çalıştığından beri diyor, ormansızlaşma, rota boyuncaki ormansızlaşma hiç etkilenmedi diyor. Tam tersi, etkilenmez mi? Ekosistem bile zayıfladı. Eledim. B. According to research on the Brazilian Amazon, a very large percentage of deforestation is a direct consequence of building the Trans-Amazonian Highway. Evet, bu araştırmaya göre Brezilya Amazon'u büyük bir oranda, a very large percentage dediği büyük bir oranda diyor, ormansızlaşma bu yapılan otoban inşasının direkt sonucudur diyor. Gayet açık ve net, biz bunu şurada buluyoruz zaten. Hemen bakalım. Researcher Christopher Barber found that 95% of deforestation in the region occurs within 7 kilometers of a road. Sadece zaten yolun 7 kilometresinde bölgedeki ormansızlaşmanın %95'i bulunmuş. Çalışmaya yani araştırmaya göre cevap burada var. C. The highway and its branching roads were built to provide the necessary means of penetrating the forest to erase the traces of deforestation. Ormansızlaşmanın izini silmek için diyor. Böyle bir bilgi yok. Eledim.
D. Contrary to previous beliefs, research is now showing that road crews also set fires and dry out trees during construction work. Böyle bir zaten ne diyor? Önceki inanışların aksine araştırma gösterdi ki yol mürettebatı işte nedir? Yangınlar çıkarıyor, ağaçları kurutuyor. Yol çalışması boyunca böyle bir bilgi yok. Hemen ediyorum. E, although trees were cut down for the highway resulting in treeless landscapes, this was limited to an area of within 7 kilometers of a road. Burada bir limit söz konusu değil. Dolayısıyla E'yi de eledim. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. 43. soru. One can conclude from the passage that the author mainly. Evet. Paragrafın genelinde Amazon ormanlarının içine düştüğü durum ve sonuçları hakkında okuyucuya bilgi verilmektedir. Burada da yazar başlıca neyden bahsetmiştir diyor. Paragraftan ne çıkarabiliriz? Bakalım. A. Once to warn Brazilian state against the future consequences of their project of Trans-Amazonian Highway. Bir kere yazar uyarmak istemiştir diye bir ifade yok paragrafta. Eledim. B. Tries to point the environmental effects of building roads are confused with the ones caused by humans. Yazar burada dikkat çekmeye çalışır, yani vurgulamaya çalışır. Neyi? İşte bu inşa edilen yolların çevresel etkileri ile karışmıştır. Ne? İnsanlar tarafından sebep olan çevresel etkiler karışmıştır. Hayır, bir karışıklık söz konusu değil. Paragrafta böyle bir bilgi yok. Eledim. C. Informs the reader on the effects building a road through the forest has on the local ecosystem. Evet, burada okuyucuyu bilgilendirir. Nasıl? On the effects of building a road. Bir yol yapımının etkileri üzerine, etkileri hakkında, evet, okuyucuyu bilgilendirir. Through the forest has on the local ecosystem. Gerçekten bu seçeneği paragrafta bulabiliriz. Hemen bulalım. This creates a great treeless expanse in the landscape, but research is now showing that the building of roads also triggers environmental changes in the remaining forest that can dry out trees, set stage for wildfires and weaken the ecosystem. C seçeneğinin cevabı paragrafımızın sonunda açık ve net C seçeneği. D. Criticize people diyor. İnsanları eleştirir yazar diyor. İnsanları eleştirmeyle ilgili bir durum yok. Eledim. E seçeneği. Underlines the reasons why the Brazilian Amazon suffers more than the other parts of the forest. Burada nedenlerine diyor dikkat çekiyor yazar diyor. Böyle bir dikkat çekme bir vurgulama yok. Yani neden Brezilya Amazon'u ormanın diğer bölümlerinden daha çok acı çektiğinin nedenlerine dikkat çekiyor bilgisi yok. E'yi de eledim. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneğidir. 44-48. Sorularda karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi bulunuz. 44. soru. James, is it possible to cite sources from the internet in our papers? Vince, well, it depends on the source you are referring to, James. Vince, of course not. We are writing an academic paper and all the information should be reliable. Diyaloğumuzda James makalelerinde internetteki kaynaklardan alıntı yapmanın mümkün olup olmadığını soruyor. Vince de kaynağa bağlı diyor. Yani bunun alıntı yaptığın kaynağa bağlı olduğu şeklinde cevap veriyor. Sonra James bir şeyler söylüyor ve Vince of course not diyerek tabii ki hayır diyor. Biz diyor akademik bir tez yazıyoruz ve bütün bilgiler güvenilir olmalı diyor. Yani bu durumda seçeneklerde tabii ki hayır ifadesini karşılayan bu şekilde cevap verebileceğimiz bir soruya bakmamız lazım. Seçeneklere bakalım. A. I see. Why don't we go to the computer lab and check the database? Evet, diyor ki yani anlıyorum. Niye diyor computer yani bilgisayar laboratuvarına gidip veri tabanını kontrol etmiyoruz? Sorusuna of course not. Tabii ki hayır olmaz. Why sorusundan dolayı eledim. B. So are you saying that we should consult our advisors first? Yani sen ilk öncelikle danışmanlarımıza mı başvurmamız gerektiğini söylüyorsun diyor. Tabii ki hayır ifadesiyle uyuşmuyor, eledim.
C. The internet has the necessary information. It isn't worth going to the library, is it? Bu da karşılamıyor tabii ki hayır ifadesi. İnternet diyor. Evet, ilgili bilgiler var, gerekli bilgiler var. Kütüphaneye gitmemize değer mi? Tabii ki hayır sorusuyla uyuşmuyor. D. What do you mean by that? Ne demek istiyorsun? Can't we cite every source we find online? İnternetten bulduğumuz her kaynaktan alıntı yapamaz mıyız? Evet, bu gayet of course not. Tabii ki hayır. Yani tabii ki internetteki her kaynaktan alıntı yapamazsın. Biz diyor akademik bir şey yazıyoruz. Bu yüzden bütün bilgiler güvenilir olmalı diyor. Gayet uygun. I didn't get your point. Would you please be more specific? Lütfen diyor daha spesifik olur musun? Tabii ki hayır olmuyor. Uyuşmadı. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 45. soru. Jessica, why do you think Galileo Galilei is accepted as one of the most important scientists? Sence Galileo neden en önemli bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor diye soruyor Jessica. Robert, because he invented the astronomical telescope and suggested the sun-centered solar system. Çünkü diyor astronomik teleskobu icat etti ve güneş merkezli bir güneş sistemini öne sürdü. Jessica bir şey söylüyor ve Robert, it's really surprising that you are questioning it. Bunu sorgulaman gerçekten çok şaşırtıcı. His studies started everything about the universe. Onun çalışmaları evrenle ilgili her şeyi başlattı diyor. Şimdi Jessica'nın sözünü ararken Galileo'nun önemli bir bilim insanı olmasını sorgulayan bir seçeneğe gitmemiz gerekiyor. Bakalım. A. Yes, I also learned that he used improved telescopes to identify the moons of Jupiter. Evet diyor, Jüpiter'in uydularını tanımlamak için gelişmiş teleskoplar kullandığını da öğrendim. Sonrasında bunu sorgulaman çok şaşırtıcı ifadesiyle anlam olarak uyuşmuyor. Ayrıca gelişmiş teleskoplardan da bahsetmiyor. A seçeneğini eledim. B. Doesn't everybody know that his obsession with measurable experiments marked him as one of the founders of modern science? Ölçülebilir deneylere olan takıntısının onu modern bilimin kurucularından biri olarak gösterdiğini herkes biliyor mu? Burada zaten bu ölçülebilir deneylere olan takıntısıyla ilgili bir bilgi yok. Eliyorum B seçeneğini. C. He did, but it's unfortunate that his conflict with the church led to the censorship of his publications. Burada da kiliseden bahsetmiş. Yaptı ama diyor ne yazık ki kiliseyle olan çatışması yayınlarının sansürlenmesine yol açtı. Böyle bir kiliseyle ilgili bir bilgi yok. Diyaloğumuzda eliyorum. D. I know all about this, but I just can't understand why so many popular writers still mention him in their works. Bütün bunları biliyorum ama neden bu kadar çok popüler yazarın eserlerinde hala ondan bahsettiğini anlayamıyorum diyor. Ve Robert da ona gerçekten yani bunu sorgulamanız gerçekten şaşırtıcı diyor. Gayet anlam uyuşuyor. Olu diyor bütün çalışmalara evrenle ilgili her şeyi başlattı diyor. Bir de E'ye bakalım. D gayet uygun demiştik. E, maybe you can check it online before you believe what people say about him. Belki insanların onun hakkında söylediklerine inanmadan önce internetten kontrol edebilirsin diyor. Bu da anlam olarak uyuşmuyor. Çünkü Robert da onu sorgulaman gerçekten şaşırtıcı, evrenle ilgili her şeyi başlattı diyor. Anlam olarak uyuşmadığı için E seçeneğini de eledik. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. 46. soru. Journalists, experts warn that food industries are being threatened by a growing resistance to antibiotics. Diyalogumuz bir araştırmacı ve gazeteci arasında geçiyor. Gazeteci diyor ki, uzmanlar gıda endüstrilerinin antibiyotiklere karşı artan direnç nedeniyle tehdit altında olduğu konusunda uyarıyor diyor. Researcher, araştırmacı, yes, it's becoming more serious day by day. Evet, her geçen gün daha ciddi hale geldiğini söylüyor. A UK government report states that by 2050, antimicrobial resistance will cost more money than the current size of the world's economy, leading to catastrophes in food production. İngiltere hükümetinin bir raporu 2050 yılına kadar antimikrobiyal direncin dünya ekonomisinin mevcut boyutundan daha fazla paraya mal olacağını
ve bunun da gıda üretiminde felaketlere yol açacağını belirtiyor. Gazeteci bunun üzerine bir şey söylüyor. Journalist ve researcher bir örnek veriyor. For example, if you buy a farmed salmon today, chances are it will have eaten a greater weight of the antibiotics during its life than its own body weight. Örneğin, bugün bir çiftlik somonu satın alırsanız, yaşam boyunca kendi vücut ağırlığından daha fazla antibiyotik yemiş olma ihtimali var diyor. Ve gazeteci diyor ki, journalist, so we can say that farming practices are perfect for boosting antimicrobial resistance. Gazeteci de dolayısıyla tarım uygulamalarının antimikrobiyal direnci arttırmak için mükemmel olduğunu söyleyebiliriz diyor. Şimdi gazeteci öyle bir şey söyleyecek ki araştırmacı buna örnek verecek. Bakalım seçeneklere. A. We know that farmers rely heavily on antibiotics. What is the reason behind their practices? Uygulamaların arkasındaki neden nedir diye soruyor. Çiftçiler büyük ölçüde antibiyotiklere güvendiğini biliyoruz. Uygulamaların arkasındaki sebebe verilen örnek maalesef soruyla uyumlu değil. Yani burada verilen örnekte tamamen antimikrobiyal direncin gıdayı nasıl etkilediğiyle ilgili bir örnek var. Dolayısıyla A seçeneğini eliyorum. B. What can health scientists and clinicians do to sort out the problem? Sağlık bilimciler ve hekimler diyor. Bu problemi çözmek için işte ne yapabilir? Oysa ki burada verilen örnekle bu sorunun cevabı yine uyumlu değil. Verilen örnek bu sorunun cevabı değil yani. Eledim. C. Can you tell us how antimicrobial resistance affects food? Antimikrobiyal direncin gıdaları nasıl etkilediğini bize anlatır mısınız? Örneğin diyor ve örnekle açıklıyor. Eğer bugün bir çiftlik somonu satın aldığınızda yaşamı boyunca kendi vücut ağırlığından daha fazla diyor antibiyotik yemiş olma ihtimali var diyor. Gayet soruyla örnek uyumlu. Bir de D seçeneğine bakalım. Do you think food industries could collapse if resistance spreads? Burada gıda endüstrilerinin çökebileceğinden, yani eğer direnç ayılırsa gıda endüstrilerinin çökebileceğini düşünüyor musunuz diye soruyor. Ama cevap olarak verilen örnek bu sorunun cevabı değil. Eliyorum. What else does the report warn us about? Rapor bizi ne hakkında uyarıyor demiş. Böyle bir bilgi zaten diyalogla yok. E seçeneğini de eledim. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 47. soru. Eda, I haven't seen you on social media for some time. Don't you use it anymore? Eda diyor ki, seni bir süredir sosyal medyada görmedim. Artık kullanmıyor musun? Çiğdem bir şey söylüyor, cevap veriyor. Eda, you've done the right thing. Doğru olanı yapıyorsun. Experts say browsing social media sites leads to depression as it triggers a feeling of envy among users. Uzmanlar sosyal medya sitelerinde gezinmenin kullanıcılar arasında kıskançlık hissini tetiklediği için depresyona yol açtığını söylüyor diyor. Çiğdem de cevap veriyor. Çiğdem, that could be true as well. Bu doğru da olabilir. But my reason is being too busy to use it these days. Ama benim sebebim bugünlerde kullanamayacak kadar meşgul olmam. Not because I'm jealous of others. Diğerlerini veya başkalarını kıskandığım için değil diyor. Yani ben çok yoğunluktan kullanamıyorum diyor. Şimdi you've done the right thing ifadesine bu verilen cevaba bakalım ne söylemiş Çiğdem? Bunu arayacağız. Doğru olanı yaptın ifadesini arayacağız yani. Okuyorum seçenekleri. A. I'm afraid I've forgotten my password, so I can't log in these days. Korkarım şifremi unuttum. Bu yüzden bugünlerde giriş yapamıyorum. Şifreyle alakası yok. Ediyorum. Şimdi doğru olanı yaptığında zaten uyuşmuyor. B. Well, seeing how people are satisfied with their lives gets on my nerves. İnsanların hayatlarından nasıl memnun olduklarını görmek sinirlerimi bozuyor. İfadesiyle doğru olanı yaptın ifadesi uyuşmuyor. Ediyorum. C. I believe it's a waste of time and I do nothing but follow the lives of people around me. Bunun zaman kaybı olduğuna inanıyorum ve çevremdeki insanların hayatlarını takip etmekten başka bir şey yapmıyorum. Doğru olanı yaptığına uyuşmuyor.
Biliyorum de. I didn't expect you notice my absence, but don't worry, I'll be back very soon. Yokluğumu fark etmeni beklemiyordum ama merak etme, çok yakında döneceğim de. Doğru olanı yaptın ifadesi uyuşmuyor. Eliyorum. I've closed my account as I've got much more important stuff to do. Ben diyor hesabımı kapattım. Yapacak daha önemli işlerim olduğu için hesabımı kapattım ifadesiyle doğru olanı yaptın ifadesi gayet uyuşuyor anlamlı. Dolayısıyla doğru seçenek E seçeneğidir. Doğru cevap. 48. soru. Mert. I ran a couple of kilometers this morning as usual and I've got this awful pain in my leg. Bu sabah her zamanki gibi birkaç kilometre koştum ve bacağımda korkunç bir ağrı var diyor. Fatma bir şey söylüyor. Mert, no, I've been running in the mornings for the last 3 months. I haven't taken a break. Hayır, son 3 aydır sabahları koşuyorum. Hiç ara vermedim diyor. Fatma, frequent runners often suffer pain in their legs and nobody knows why. Maybe you should take it easy for a couple of days. Sık koşucular genellikle bacaklarında ağrı hisseder ve kimse nedenini bilmez. Belki de diyor, birkaç gün kendine iyi davranmalısın, rahat olmalısın diyor. Şimdi Fatma öyle bir şey söyleyecek ki Mert, hayır ben hiç ara vermedim, hiç mola vermedim, son 3 aydır sabahları koşuyorum diyecek. Bakalım seçenekleri. A. Do you stop for water breaks when you are running? Koşarken su molaları içiyor, su molaları için duruyor musunuz? Derken su molalarıyla diyaloğun alakası yok. Eliyorum. B. Do you always suffer pain after running? Koşudan sonra daima acı çeker misin? Her zaman acı çekiyor musunuz? Bir kere always suffer pain ile diyaloğumuz uyuşmuyor. Eliyorum. C. Do you usually run in the evenings? Genelde akşamları koşar mısın? Akşamlarıyla diyaloğun anlamı uyuşmuyor. Böyle bir ifade yok yani diyalogda. Çünkü son 3 aydır koşuyorum, hiç ara vermedim cevabıyla uyuşması lazım. D. Was it your first time running for a while? Bir süredir ilk kez mi koşuyorsun? Hayır, son 3 aydır. Sabahları sürekli koşuyorum, hiç ara vermedim cevabıyla gayet uyuşuyor. E'ye bakalım. Do you think it would help staying healthy? Sağlıklı kalmaya yardımcı olacağını düşünüyor musun? Hayır, son 3 aydır koşuyorumla anlam uyuşmadı. E'yi de eledim. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.